Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampında üçgende eşlik ve benzerlik konusunun konu anlatımına başlıyoruz. Yani ilk videomuzda size üçgende eşliği anlatacağız. Kitabımızda da sayfa numarası 68, 69 ve 70 işleyeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende eşlik dediğimiz şey iki üçgende karşılıklı açılar birbirine eşit ve karşılıklı kenarlar birbirine eşitse biz bu iki üçgene eş üçgen adını veriyoruz. Evet burada da aynı ifade kullanılmış zaten. Bu tanıma ne diyormuşuz? Eş üçgenler adını veriyormuşuz. Eşlik sembolü de ne olacak? Eşittir'in üstünde yan yatık bir S işareti gibi düşünün şöyle. Bu sembol ile gösteriliyor. Bak eşliğin tanımı önemli. Karşıtlı açılar birbirine eşit olacak. Bir de karşıt kenarlar eşit olacak. Ya üçgen böyleken şöyle ters çevrilmiş de gelebilir karşımıza. Mesela şuraya bakacak olursak açılara bak. Çizgi çift çizgi nokta çizgi çift çizgi nokta şeklinde olmuş. Üçgeni ne yapmışız? Sağa doğru böyle çevirmişiz, değil mi? Hatta sola doğru çevirmişiz, pardon. Üçgeni sola doğru çevirmişiz. Bak, kenarlar da çift çizgi yuvarlak ise, çift çizgi yuvarlak ise hem açılar eşit olacak hem de kenarlar eşit olacak. Bu tanımı unutma. Zaten eşliğin tanımını biz saatte sorularda çok kullanacağız. Bu eşlikte de eşlik bulduğumuzda da bu cümleyi çok kullanacaksınız. Ya ben çok kullanacağım, sen de çok kullanacaksın. İki üçgen eş diye söylendiyse ya da eş diye bulduysak Açıların birbirine eşitliği bizim için çok önemli. Bir de kenarların birbirine eşitliği bizim için çok önemli. Ve bu dediğimi de sakın unutma. Bir de dikkat et şuraya. Bak ayrı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit oluyor. Mesela çizginin karşısı esken, çizginin karşısı es. Noktanın karşısı yuvarlakken, noktanın karşısı yuvarlak. Çift çizginin karşısı çift çizgiyken, çift çizginin karşısı çift çizgi. İşte görüyorsunuz. Genelde ÖSYM artık eşlikle ilgili yapıları çok kullanıyor. Evet ama e, eş üçgenlerle ilgili şeyi arada da bir, bir yine soruyor. Hani eş yapılar dediğimiz şeyler neydi? Mesela bir döndürme eş yapılardı. Bu zamana kadar yaptık. İşte katlama eş yapıydı. Ya da bir üçgeni farklı bir yerde kullanma, eş kartonları kullanma gibi. Bunlar eş yapılardı. Bunları daha önce açıda da kullandık. Tam otur sorular gelebiliyor. Ama bu şekilde sorularda yine direkt eşlikle ilgili sorularda yine karşımıza çıkabilir. Dediğim gibi eşlikte de şunu unutma. Açılar eşit, kenarlar eşit. Ama aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Bu cümle özellikle çok ama çok önemli. Şimdi burada ABC üçgeni eşittir FDE şeklinde yazmıyoruz. Dikkat et. Mesela burada ABC diye yazdıysak dikkat et. ABC sırasında açılar nasıl gitti? Çizgi çift çizgi nokta diye gitti. O zaman burada da böyle gidecek. Çizgi çift çizgi nokta yani DEF. O yüzden eşlik yazılırken şuna dikkat et. ABC yazdıysam çizgi çift çizgi nokta şeklinde gittim. Burada da çizgi çift çizgi nokta şeklinde gidecek şekilde D, E, F yazmak zorundayız. Bu yazılış da önemli. E bu yazılış yazıldıktan sonra aslında iki üçgende eşlik yazılışı yazıldıktan sonra şunu da kurabiliriz. Hocam birinci üçgendeki A ile ikinci üçgendeki D açısı birbirine eşittir. Sonra B açısı ile E açısı birbirine eşittir. Sonra C açısı ile F açısı birbirine eşittir deyip böyle eşlikle ilgili bir soru geldiğinde açıların eşitliğini yazabiliriz. Açıların eşitliğini yazdıktan sonra kenarların eşitliğini de zaten bizler yazabiliriz. Niye aynı açının karşısında kenarlar eşitti? Ya da AB'nin DE oranı, BC'nin pardon AB ile DE eşit, bu yazılıştan sonra EF ile BC eşit ya da EF ile AC birbirine eşit deyip böyle de işlem yapabiliriz. Ama şu dediğimi unutma, aynı açının karşı açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısında kenarların eşitliği bence daha kolay bir şekilde bulunuyor. Hadi bakalım şimdi sorulara bakalım. Şimdi burada böyle bir eşlik verilmiş. Hala hazırda eşlik verildiyse işimiz kolay. Bak ABC üçgeni hemen nokta çizgi çift çizgi diye gösterelim şöyle. ABC öbüründe de FED diye gitmiş. Hemen nokta FE çizgi ve çift çizgi. Açıların eşitliğini yazdık. Açıların eşitliğini yazdıktan sonra tek yapmanız gereken aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini göstermek. Mesela burada çift çizginin karşısı var. Burada da çift çizginin karşısı var çift çizginin karşısındaki şu kenarla çift çizginin karşısındaki bu kenar birbirine eşittir. Yani x artı 3 eşittir 2x eksi 2 deriz. Buradan x eşittir 5 mi gelir? Evet x 5'e eşit oldu. Sonra burada çizginin karşısındaki kenarlar da birbirine eşit olmak zorunda. Yani 3x eşittir 2y eksi 1 olmak zorunda. Çünkü aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir. E ben x'i 5 bulmuştum. x'i yerine 5 yazdığımızda 15 eşittir 2y eksi 1 ya. Ya eksi 1'i de öbür tarafa atalım. Artı 1 eşittir. 2y olsun. 2y 16 ise y'yi de kaç buluruz? 8 buluruz. Bizden x artı y toplamı isteniyor. 5 ile 8'in toplamı isteniyor. Cevap böylelikle 13 yapar. Tamam. Eşlik verildiğinde hala hazırda işimiz kolay oluyor aslında. Sonraki soruya bakalım. B eleman AD demiş. Yani bu doğrusal demek anlamına geliyor. Açılar 40 ve 20 derece verilmiş. Bir de bak eşlik verilmiş. Hemen ABC'deki eşlik. Bak ABC üçgeni ile hangi üçgen eş verilmiş? DEB üçgeni. Şu üçgenlerde açıları yerleştirelim. ABC'deki A açısıyla X açısı. Öbüründeki D açısı eşit olacak. Burası da X olacak o zaman. Sonra B açısıyla E açısı eşit olacak. Bu ABC'deki B açısı. Bak dikkat et burası. Öbüründeki E açısı. Bak burası. Yani burası 20 derece yapar. Sonra C açısıyla da B açısı birbirine eşit olacak. Hocam C açısı derken buradaki C açısı. Öbüründe de DB'deki de burası oluyor. Buraya da çizgi diyelim isterseniz. Ee, sonra ne yapacağız? Bak eşlikte açıların eşitliğini yazdık. Herhangi bir şey elde edemedik isek bir de aynı açının karşısındaki kenarlar bizim için önemli. Mesela x açısının karşısındaki kenar, x açısının karşısındaki kenar eşit. Sonra hocam çizginin karşısındaki bu, çizginin karşısındaki bu. E, bu 20'nin karşısındaki bu kenarla da 20'nin karşısındaki bu kenar eşit deyince sonra bu eşitlerle ilgili bir şey çıkıyorum diye bakıyoruz. Hocam 40 verilmiş. a ikiz kenar çıktı burada. E o zaman burası 40 ise burası da 40 olur. 40, 40, 80, Buraya 100 derece kaldı. E hocam 120, 120, 180'e tamamlayan açısı 60 derece yapar. E 60, 20 daha kaç? 80. O zaman X açısına kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Yani X'i böylelikle 100 derece olarak buluruz. Bak eşliği bulduktan sonra aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşitliğini yazınca olay bitiyor. Yok efendim işte şu AB ile DE birbirine eşit. BC ile EB birbirine eşit. Ya da şu... AC ile DB birbirine eşit deyip de işlem kalabalığı yapma bence. Açıları yaz ve aynı açılı karşısındakileri eşitle. Daha rahat bir şekilde sonuca ulaş. Evet, geldik bir sonraki soruya. Yine bak ne verilmiş? Üçgenler eş verilmiş. Hemen üçgenleri belirliyorum bak. Üçgenler eş verildiği zaman şu ABC üçgeni ile DC üçgeni. Bunları farklı üçgenler olarak gösterelim. ABC'deki A açısıyla DC'deki D açısı. Hemen A açısıyla D açısına böyle eşitliği koyalım. Sonra B açısı ile E açısı. ABC'deki B açısı öbüründeki E açısı birbirine eşit. E sonra ne oldu? Buradaki C açısı ile C açısı. ABC'deki C açısı hocam burası. Öbüründeki C açısı burası. E, bu doğrusal olduğundan dolayı 180 derece değil midir? Yani bunlar 90'ar derece yapar. Ya da A, B dersen 2 iç açı bir dış açı A artı B burası. A artı B burası. 2 artı 2 B 180 artı B 90 çıkar deyip buradan da işlemini yapabilirsin. E, şimdi ne yapacağız? 2 üçgeni eş kullandık. E bir de aynı açının karşısında kenarlar birbirine eşitti. Noktanın karşısı 5 ise noktanın karşısı 5'tir hocam burası. E sonra ne yapacağız? Bizden x isteniyor. Hocam kırmızı üçgende. 5, 12, ne üçgeni? 13 üç üçgeninden cevabı 13 üç olarak buluruz. Evet örnek 3'ü 13 bulduk. Geldik şimdi eşlik teoremlerine. Arkadaşım. Böyle hala hazırda işte iki üçgen eş üçgendir. Hadi buyurun işlem yapın tarzında sorular her zaman keşke karşımıza gelse ne güzel bir şekilde biraz önceki gördüğümüz şekilde rahat bir şekilde yapabiliriz değil mi? Evet. Ama her zaman böyle hala hazırda gelmeyecek. Bazen de üçgenlerin eş olduğunu biz kendimiz fark etmemiz gerekecek. Bu üçgenlerin eş olmasıyla da alakalı bazı durumlar var arkadaşlar. Bunlara biz eşlik teoremleri diyoruz. Mesela ben eşlikte ne demiştim? Eşlikte açılar eşit olacak bir de kenarlar eşit olacak. Bak açılar eşit olacak ve de kenarlar eşit olacak. E burada kombinasyonlarına, üçlü kombinasyonlarına bakabiliriz. Hem açılar olacak hem de kenarlar eşit olacak. Mesela hocam iki üçgenin eş olması için bunlardan bir tanesi kenar açı kenar eşliği. Yani iki kenar bir de açı eşitliği varsa karşılıklı iki üçgende ya da şöyle diyelim. iki üçgende aynı açının kenar, aynı açının kollarında karşılıklı olarak bir eşitlik söz konusuysa bu iki üçgen ne oluyor? Birbirine eş oluyor. Bak şimdi dikkat et. Bu açıya alfa diyelim. Bu açıya da alfa diyelim. Alfanın kolları yuvarlığa çift çizgi. Diğer üçgende de alfanın kolları yuvarlığa çift çizgi. Bak dikkat et. Kenar açı kenar bakarken. Bak eşlik teoremlerinden önemlilerinden bir tanesidir. Hatta en önemlerinden bir tanesidir. ÖSYM'nin genelde sormayı sevdiği kısımdır burası. O yüzden buna dikkat et. Kenar açı kenar. Aynı açı. Bak adı üstünde. Aynı açı kollarına bakacaksın. Açının kolları yuvarlığa çift çizgi. Diğer üçgende de yuvarlığa çift çizgi ise. Bu iki üçgen benzerdir. Aslında benzerdir demek yanlış değil de aslında eştir. Benzerlik oranı 1 olan üçgendir aslında bu. Bu iki üçgene biz eş üçgendir diyeceğiz. Evet kalıbımız bu. Aynı açının kolları. Alfanın kolları yuvarlığa çift çizgi yuvarlığa çift çizgi olunca iki üçgen eş. E hocam iki üçgenin eş olduğunu gördük ya. Eşlikte ben ne demiştim? Eşlikte şunu demiştim arkadaşlar. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit demiştim. O zaman hocam yuvarlan karşısındaki bu kenarla yuvarlan karşısındaki bu kenar eşittir. Eyvallah. E burada ABC EFD nasıl yazılmış hocam? Diğer açıları da yazalım. Ben bir de ne demiştim? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşittir demiştim ya. Tam tersi. Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir kardeşim. Yani burada çift çizgiyi gören hocam nokta açısıysa burada çift çizgiyi gören nokta açısıdır. E burada yuvarlığa gören çift çizgi ise yuvarlığa gören de çift çizgi deyip açıların eşitliğini yazarız. Sonra ABC yazdın ya alfa nokta çift çizgiliye gittin. Burada da alfa nokta çift çizgiliye gitmek zorundasın. Yani EFD şeklinde gitmek zorundasın. Eğer bu şekilde bir yazılım isteniliyorsa işte bu şekilde eşit kenarları gören açılarında eşitliğini yazarak bu yazılıma da ulaşabilirsin. Tamam. Ama asıl kuralımız ne? Aynı açının kollarına bakacaksın. Tamam bu çok önemli. Hemen gelelim şuraya. ABC bir üçgen 40 derece verilmiş 70 derece verilmiş. Büyük üçgende 40, 70 ise 180'e tamamlayan açısı. 40, 70 daha 110. 180'e tamamlayan açısı 70 derece yaptı. Bak kenarların eşitleri kendini belli eder. Bak a hocam şu üçgende ve şuradaki üçgende eşit kenarlar var. O zaman bu üçgene bakacağım. Bak 70 açısının kolları çift çizgi S. 70 açısının kolları çift çizgi S. Aa ne oldu o zaman bunlar? Bunlar kenar açı kenardan eş üçgen oldu. Kenar açı kenardan eş üçgen oldu. Çünkü aynı açının kolları her iki üçgende de karşılıklı olarak birbirine eşit. E ne diyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Tamam şu kenarla şu kenar eşit, eşitliği kullanamayacağım galiba. Başka bir de açıları dalalım. Hocam şuraya ben bir alfa dersem S'yi gören. S'yi gören burası da alfadır. Sonra şuraya bir beta dersem çift çizgiyi gören çift çizgiyi gören de beta mıdır? Evet. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Bak alfa beta ve 70 toplamı 180 deyip işlem yapabilirsin. 1. Sonra alfa artı beta çıkar. Burada da alfa artı beta belli ya. O zaman X de belli olur. Birincisi bu. İkincisi de şu. Hocam şuradaki üçgende iki iç açı bir dış açı değil midir? Evet yani beta artı 70 eşittir. X artı beta'ya eşittir. Bu daha kolay olduğu için buradan yapıyorum. Betalar gitti. X açısını da 70 olarak bulur muyuz? Böylelikle buluruz. Yani örnek 4 70 çıktı. Geldik örnek 5'e. BE açı ortay demiş. Evet buradaki açılar birbirine eşit olarak verilmiş. Arkadaşlar önceden beri söylüyorum ben size. Eğer bizden bir uzunluk isteniliyorsa iki konu var. Ya dik üçgen, özel durumlar yoksa. Açı ortay, kenar ortay gibi özel durumlar yoksa. iki konudan. Ya dik üçgenden ya benzerlikten çıkar. Hani eşlikte benzerlik oranı bir olan üçgen ya. E, onu da şey yapabiliriz. Baktık soruya. Özel durum yok. O zaman dik üçgen de yok. 90 derecede yok. Benzerlik var mı diye bakacağız. Ya da eşlik var mı diye bakacağız arkadaşlar. Bir açı var mı? Var. Hemen bir açı olunca bak bakayım açının kollarına. Bak şu üçgende. 7'ye 10. Alfanın kolları 7'ye 10. Öbür üçgene bak. Hocam öbür üçgende de alfa'nın kolları 7'ye 10 değil mi? Şöyle bakacak olursak evet. Aa o zaman bu iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Alfa'nın kolları 7'ye 10, alfa'nın kolları 7'ye 10 olduğu için iki üçgen eş oldu. Kenar açı kenardan dolayı. Madem eş, alfa'nın karşısı 6 ise burada da alfa'nın karşısı 6 olmak zorunda. Yani x'i böylelikle direkt 6 bulduk. Diğer açıların eşitliğini yazmamıza gerek kalmadı. Bakın. Genelde aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini yazarız. Çıkmazsa diğer açıları da yazarız. Hani eşit kenarları gören açıların birbirine eşitliğini kullanmak gibi. Evet geldi örnek 6'ya. ABC ve ADE eşkenar üçgen demiş. Şimdi ABC eşkenar üçgen. Bak şu eşkenar üçgeni kırmızıyla gösteriyorum. Öbür eşkenar üçgeni de neyle göstereyim? Maviyle göstereyim. Hocam şu eşkenar üçgen de mavi. Ya burada ne yapacaksın? Nereye odaklanacaksın? Aslında odaklanacağın yer belli. İki tane eşkenar üçgen bak bir noktada böyle kesişmiş. Demek ki sen buraya odaklanacaksın. Eşkenar üçgende açılarımız kaçar derece? 60. 60 yani buraya 45 derece kaldı. Burası da 60 yapacak. Mavide de 60. 60. Burası da 60 yapmayacak mı? Yapacak. Şimdi kırmızının kenarlarına çift çizgi çift çizgi çift çizgi diyelim. Mavinin kenarlarına da çizgi 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 diyelim. Benden x açısı isteniyor. E ne yapacağız arkadaş? Şuraya yoğunlaşacağımız belli. Çünkü bak Benzeri bak. Benzeri ÖSYM tarafından sorulur. Buraya bak bakalım. Hocam bu açı 60 bu açı da 60. Yani ben buraya bir alfa dersem. E o zaman burası ne oldu? 60 eksi alfa oldu. E hocam bunun da tamamı 60 olacağından buraya da alfa mı kaldı o zaman? Evet. Bak şimdi alfa var burada alfa var burada. Eşit açılara bir yoğunlaşalım. Hocam şu üçgende alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Aynı şekilde bak alfanın kolları çizgiye çift çizgi bir durum var mı? Var. Bak şuradaki üçgende de alfanın kolları çift çizgiye çift çizgi. Yani iki üçgen ne oldu? Eş. Neden dolayı? Kenar açı kenardan dolayı. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. E. Burada 45'i buldum ben. Çizgiyi gören 45 ise burada da çizgiyi gören 45 derece olmaz mı? Bitti gitti. Yani açımız kaç derece oldu? 45 derece oldu. Örnek 6'da. Ya hocam tam oturmadı. Tamam oturmayabilir. Bak gerçekten oturmayabilir. İlk önce eşliği anlatırken gerçekten tam oturmuyor ama benzerliği anlattıktan sonra benzerlik bittikten sonra bu konuda tam oturacak. İstersen böyle bütün benzerlik konusu bittikten sonra eşliğe gel bir daha bak. Eşlik böyle biraz gıcıkmış gibi gelir. Çünkü bu tür sorulara ilk defa başlıyoruz. Ondan dolayı gıcıkmış gibi gelebilir. O yüzden sana tavsiyem nedir? Bittikten sonra düp benzerlik bittikten sonra eşliğe bir daha bak. Tamam mı? Evet geldik ikinci eşit teoremimize. Dedik ki hali hazırda eşliği bazen vermiyorlar. Bizim bulmamızı isteyebiliyorlar. İkinci eşit teoremimiz de şu. Hani açıyla kenarın kombinasyonu yapılacak. O da açı kenar açı eşliği. Yani burada da aynı kenarın açıları birbirine karşılıklı olarak eşitse. iki üçgende. Bak mesela bu üçgende çift çizginin çift çizgiye ait açılar. Hocam noktaya çizgi. Bu üçgende de çift çizgiye ait açılar noktaya çizgi. İşte bu şekilde olduğu zaman bu iki üçgene biz eş üçgen adını veriyoruz. Ya da bak bunu böyle yapmaktansa ben bu şekilde fark edemiyorum genelde. Tamam aynı kenar olduğunda hemen o kenara ait açılara bakabilirsin. O ayrı bir şekilde. Bir altında kalabilir. Ama benzerlikte de şu tekniği çok kullanıyoruz. Bak şimdi dikkat et. Burası alfa burası beta. Şuraya alfa buraya beta diyelim. Arkadaş alfa beta üçüncü açıya ben bir teta dersem Alfa beta 3. açı 180 açı, tamamlayan açı olduğu için burada da teta olmak zorunda değil mi? Evet. Şimdi açık kenar açıyı direkt fark edemeyebilirsin kalıp olarak haklısın. Ben de fark edemiyorum. Ama şuna dikkat et. İki üçgende bütün açılar eşit olup da aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşit ise eğer bak teta'nın karşısındaki kenarlar eşit oldu. Evet o zaman bu iki üçgen eşittir diyebiliriz. Hatta eşliği yazdıktan sonra A, B, C üçgeni diye yazdıysak eğer Teta beta alfa diye gittik. Burada da teta beta alfa diye gideceğim. Yani EDF üçgeni eşit şeklinde yazılır. Eşlik yazılım isteniyorsa açılar belli ya. Bak ABC yazdıysam teta beta alfa, teta beta alfa EDF şeklinde yazacağımız aşka. E bunu yazdıktan sonra da e, ne yapacağız? Aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini de biz soru içerisinde zaten bunu da söyleriz. Ama bak bu şekilde böyle aklına tutarsan neymiş o aklımızda tutacağımız şey? Yıldız olarak sen de yazabilirsin. İki üçgende açılar eşitse bütün açılar eşit olduğunda ve aynı açının karşısındaki bir kenar eşitse karşılıklı olarak iki üçgende bu iki üçgene biz eş üçgen diyoruz. Bu açı kenar açıdan ziyade bu söylemle eşliği bulmak daha kolay oluyor. O yüzden bu şekilde yaparsan daha net bir şekilde sonuca ulaşırsın. Örneklere bakalım şimdi. Bak 90 dik üçgen verilmiş. 90 90 BD uzunluğu kaçtır diye soruluyor. Hocam dik üçgenden bulamıyorum. O zaman büyük ihtimal benzerlik. E arkadaş şimdi ben buna e, daha öncesinde de söylemiştim. 90'lar 2 ya da 2'den fazla olunca alfa beta'ya dalın diye. Hiçbir şey yapamıyorsak açıya bir dalalım. Alfa 90'sa bak burası nedir? Beta. Yani ben burada ne dedim? Alfa ile beta'nın toplamı 90 derece. Özellikle bununla ilgili bir kalıp olarak söyleyeceğim ben bunu üçgende benzerlikte. O yüzden bu dediğime dikkat edin. Alfa ile beta'nın toplamı 90 ya. Hop tamamı 90 olduğundan burası da alfa olmaz mı? Yani şu ikisinin toplamı 90 olacak ya. Yani alfa beta'ya dalınca Alfa 90 sa sıradaki beta. Sıradaki şeklinde yazın. Beta 90 sa sıradaki alfa. Alfa 90 sa sıradaki beta. Bak iki üçgende bütün açılar eşit. Ve aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit olduğundan eş üçgen oldu burası. Ya da hocam çift çizgi kenarına ait açılar alfaya beta. Çift çizgi kenarına ait açılar alfaya beta olduğundan e, aynı kenara ait açılar birbirine eşit. Yani neden dolayı açı kenar açıdan dolayı bu iki üçgen ne oldu? eş oldu. Ama dediğim daha sağlıklı. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit işte olduğundan eş üçgen oldu. E o zaman alfanın karşısı 8 ise burada da alfanın karşısı 8'dir. Burada betanın karşısı 5 ise burada da betanın karşısı 5'tir. Toplamda bu uzunluk kaç yaptı o zaman? 13 yaptı. Benden de zaten bu isteniyor. Cevap böylelikle 13 yapar. Örnek 7'yi 13 bulduk. Geldik örnek 8'e. Bak birer açı eşit verilmiş. Alfa alfa. Alfa 90 buraya bir beta diyecek olursam artık betaya alışsın. Alfa 90 sa sıradaki ne olacak? Beta olacak. Bak şu üçgenle şu üçgende bütün açılar birbirine eşit. Ve alfanın karşısındaki kenarlar da birbirine eşit. E, dolayısıyla bu iki üçgen ne oldu? Eş. Açılar eşit ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan eş oldu bunlar. O zaman 90'ın karşısı hocam buraya bakıyorum 10 sa burada da 90'ın karşısı 10 olmak zorunda. Hatta beta'nın karşısı 8 se beta'nın karşısı 8 olmak zorunda diyebiliriz buraya da. Gerçi gerek kalmadı çünkü buradaki üçgende artık bir dik üçgen var. 8 var 10 var. Ne üçgeni? 6, 8, 10 üçgeninden cevaba 6 diye ulaşırız. Gördünüz açıların eşitliği ve ayrı açının karşısında bir eşitlik varsa iki üçgenin eşitliğini bulmak bu şekilde daha kolay. Yani boş ver açı kenar açı eşliğini. Geldik buraya. Ya şimdi soruya bakıyoruz. Dik üçgenden çıkmıyor. Oradan buradan şuradan çıkmıyor. O zaman benzerlik. Benzerlik için açıları da alacağız. Bu cümleyi çok duyacaksın. Zaten burada sana açıları vermişler. Açı. Alfa alfa vermişler. Açıya dal o zaman kardeşim. Bu bir ikizkenar üçgenmiş. ABC. Nereleri ikizkenar? AB ile AC birbirine eşit. Yani burası da x artı 7. E bu ikizkenarsa o zaman ben buraya beta dersem burası da beta mıdır? Evet. A hocam ikizkenarda açıları yazınca bak alfa beta üçüncü açı çift çizgi dersem alfa beta burada da üçüncü açı çift çizgi değil midir? Evet. Yani şu üçgen ile Diğer üçgende buradaki üçgende bütün açılar birbirine eşit oldu. Ve alfanın karşısı burada da 7 alfanın karşısı burada da 7. O zaman bu iki üçgen ne oldu? Eş. Aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olduğundan dolayı. O zaman çift çizginin karşısı 11 ise çift çizginin karşısı burada da 11 olmak zorunda. X artı 7 eşittir 11 ise x'i de böylele kaç buluruz? 4 olarak buluruz. İşte bu. Açıya da diyor. Daldın. İkiz kenar diyor. ikiz kenardaki açıları gösterdin. E sonra bir baktım bütün açılar eşit oldu açılar eşit olduğunda üçgenlere dikkat ediyoruz. Tamam Özellikle üçgende benzerliklere buna daha da çok hakim olacaksın. Evet açı kenar açı eşliği de bu. Ama burada açı kenar açı kalıbı değil, değil de açıların eşitliği ve aynı açının karşısındaki eşitliğe bakaraktan yorumluyoruz. Geldik şimdi üçüncü eşliğe. Kenar 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 eşliği. İki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit ise bu iki üçgen eş üçgendir diyoruz. Ya hocam açı 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 eşliği yok mu? Hayır. Bir üçgendeki açıların böyle eşitliğini şunlara paralel çizince bak burası noktayken burası nokta çizgiyken burası çizgi burası çift çizgiyken burası çift çizgi yapabilirim. E, ee, i̇ki üçgende bütün açılar eşitse bu iki üçgen eş olacak diye bir şey söyleyebilir miyiz? Hayır. Birbirinin belli bir katı oluyor. Benzerlik olabiliyor ama eşlik açı açı açıda bir eşlik yok arkadaşlar. Biraz önce açı açı açıya çevirdiğimiz durum oldu. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısı sabit bir kenarsa eşitse o onu ona çevirerek yaptık aslında. Burada da iki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit ise biz bu iki üçgene ne diyoruz? Eş üçgen adını veriyoruz. Önemli olan eşitte neydi? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşitlik kullanıyorduk. Tam tersi eşit kenarları gören açılar da birbirine eşitlik kullanabiliriz. Burada o zaman bütün kenarların eşitliğini yakaladık daha sonra iki üçgen eşliğinden bahsedebiliyoruz ya. eki açıları nasıl yazacağız hocam? Bak çizgiyi gören nokta açısıysa çizgiyi gören nokta açısı. Yuvarlığa gören ya da çift çizgiyi gören çift çizgi ise çift çizgiyi gören çift çizgi. Sonra burası çizgi ise burası da çizgi deyip olayı bitiririz. Bak ABC nokta çift çizgi çizgi nokta çift çizgi çizgi EFD şeklinde yazılır. Bu yazılım istenilirse bizden ya da biz iki üçgende eşliği gördükten sonra zaten kenar kenar kenarda bütün kenarlar belli olmuş oluyor ya. Ne eksik oluyor? Açı. Açıya da alacaksın sadece kenar kenar kenarda da. Tamam Evet şuraya bakalım mesela. Örnek ona bakalım. Şimdi bir dörtgen verilmiş. iki tane üçgen var elimde. Bir bu üçgen bir de bu üçgen. Hocam çift çizgi yuvarlak. Şuraya S diyeyim. E bu da çift çizgi yuvarlak S. İki üçgende bütün kenarlar birbirinin tıpkısının aynısı mı? Evet. O zaman bu iki üçgen eş üçgendir. Hocam S'yi gören mi? 85 ise S'yi gören 85'tir. Yuvarlığa gören ya da çift çizgiyi gören X'e çift çizgiyi gören burada kaçında X'tir. E hocam şu açı nokta açısıysa yuvarlığa gören bu açıda nokta açısıdır yuvarlığa gören. Bitti gitti. Bak 45 45 burası 92 eş parçaya böldü. O zaman burada ne çıktı arkadaşım? 45 85 ve x'in toplamı 45 85 ve x'in toplamının 180 olması lazım. Şu ikisi 130 yaptı. E, 180'den de 130 çıkınca da cevap 50 yaptı. Güzel bir soru. İki üçgen vardı elimde ve bütün kenarları eşitti. Kenar kenar kenardan eş oldu eşliği de şöyle kenar kenar kenardan eş olduğunu söyleyelim. Örnek onu bulduk ve geldik şu soruya. Arkadaş ne yapmış burada? Kira elindeki eş iki üçgen parçasını aşağıdaki üçgene şekilde gibi yerleştirmiş. E, tamam. Şimdi KL uzunluğu çift çizgi. Sonra LM uzunluğu çizgi. Sonra burası da S mi? Evet. Eşitleri gösterdim burada. Sonra burada çizgi iki tane eşkenar ya. Bak kenar kenar kenardan iki tane eşkenar değil mi arkadaşlar bunlar? Evet. Çizgi çift çizgi S. Çizgi çift çizgi S. A çift çizgiyi gören 25 ise çift çizgiyi gören 25'tir. Çizgiyi gören 35 ise çizgiyi gören 35'tir. Tamam. Hatta şu ikisini toplama 60 yaptı. Burası da kaç yapar? 120 derece yapar. Yani şu geniş açılarımız 120 derece. Sonra hocam şu kenar S. Ondan sonra e, şu R dediğimiz açı 25 derece burada. N dediğimiz açı da kaç? 35 derece. Şurada K dediğimiz açı 35 derece. Burası da kaç? 25 derece. E bunları yazdık. Sonrasında ne yapacağız? X eksi Y farkı nedir diye soruluyor. Arkadaş büyük üçgen dikkat eder misin? Bak nasıl bir üçgen çıktı? İkisi kenar üçgen çıktı. Hocam büyük üçgen ikisi kenar üçgen çıktı. Bu şekilde büyük üçgenle böyle koyduğumuz var. O zaman ikisi kenar üçgen çıktıysa bu iki üçgen nedir? İkisi kenar üçgendir. Dolayısıyla buradaki açılar birbirine eşittir. Yani x artı 25 eşittir. Y artı 35'tir. A benden x ile y ayrı ayrı istenmiyor ki. X eksi y isteniyor. Y'yi atayım öbür tarafa. X eksi y eşittir kaç yapar? 10 yapar. Zaten benden bu isteniyor. Yani cevap böylelikle 10 çıktı. Kenar 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 eşitliğine de böyle açıların eşitliğini yazınca genelde sonuca ulaşıyoruz arkadaşlar. A büyük üçgende bak x kenar çıktı. Bazen bu büyük üçgeni de kullanabiliyoruz böylelikle. Evet örnek 11'i de böylelikle bulduk ve üçgende eşliği bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda üçgende benzerliğe başlayacağız. Üçgende benzerliğin konu anlatımında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.